takipleşmeyi soralım. Çok konuşuldu David Beckham'ın oğlunun seni takip etmesi. Bir konuşma fırsatınız oldu mu sonrasında DM'den? Beni takip etti, evet. Ben de onun takibine geri döndüm. O aynı zamanda biliyorsunuz çok iyi bir fotoğrafçı. Ve ben de onun o misyonunu çok beğeniyorum. Çok iyi işleri var zaten. Belki bir gün bir şeyler yaparız ileride. Konuşma fırsatınız oldu peki? Yani o da bende kalsın yani, artık her şeyimi anlatmayayım burada hepinize. Benim pole dance öğretmenim dedi ki, inanamıyorum işte ikinci haftanda direğin tepesinde ters duruyorsun. Sen devam etmelisin, yeteneklisin dedi ve ben de onun gazıyla o zaman bu işte çok profesyonel olmak istiyorum deyip çalışmalara başladım. Şu anda bayağı direkte taklalar falan atıyorum yani. Sinan Gümüş'le ilgili aşk iddiaları çıktı. Galatasaraylı futbolcuyla neler söylemişler? Açıkçası bugün işte Brooklyn Beckham'la da çıktı falan filan. Sinan'ı tanıyorum, çok başarılı. Hiç yani o kadar. Başka da biliyorsunuz yani artık her şeye haber yapıyorlar arkadaşlar. Sadece tanıyorum. Galatasaray'la benim şarkım var biliyorsunuz. Oradan da zaten Galatasaray'a sempatimiz, sevgimiz var. Galatasaray'a selamlar buradan. Öpüyoruz. Son olarak da Emrah Karaduman'ın durum estetiğini soralım. Haberim yok. Çok yoğunuz ikimiz de. Görüşmüyoruz. Biraz yoğunuz. Bir oldu yoksa yok, işlerden dolayı? Yok, işlerden dolayı. Onun işleri çok, benim çok. Çokuz yani, görüşmüyoruz. Peki, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, Aleyna'yı David Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn takibi aldı demiştik. Hep Aleyna diyordu ya, dünya ünlü star olacağım. Kız boşuna söylemiyormuş. İçine düşünsene doğmuş. Düşünsene sen, Brooklyn'le Aleyna sevgili olmuşlar. Şaşırmam. Ve müstakbel kayınvalidelerinin de Victoria Beckham olduğunu. Şu saatten sonra şaşırmam. Victoria çünkü zordur yalnız. Tanımıyorsun kayınvalide. Zordur. Victoria'nın daha güldüğünü gören yok, öyle söyleyeyim. Aynen. Sana. Şeyi bozulmasın, suratı bozulmasın gerçekten diye gülüyordum. Gerçekten acaba o yüzden mi? Bak biz erkenden buralarımız falan böyle çöktü. Ama kadın hiç gülmüyor. Bir şey söyleyeceğim. Ve hiç değişmiyor. Güleyim de. Teşekkür ederim. Yeter ki güleyim de kırış kırış olayım. Ne olacak? Gülmek o kadar zor ki. Fakat takipçi sayısına baktığında Brooklyn'in yaklaşık 11 milyon 400 falan. Sadece takip ettiği kişi sayısı 200 küsür ve bunların arasında Aleyna var. Yani şimdi bu takibi tabii dert etmesi gereken kişi Emrah Karaduman'ın ta kendisi. Çünkü Emrah Karaduman'la Aleyna'nın birlikte olduğu iddiaları var uzun zamandır. Hatta bir yere böyle kavga etmişlerdi, tartışmışlardı. O zaman da Aleyna gözyaşları içinde bir video paylaşmıştı. Şimdi sanki aralarında bir kırıklık varmış gibi hissettik biz Aleyna'nın röportajını dinlerken. Diyor. Görüşmüyoruz, hani böyle kesip atıyor. Görüşmüyoruz diyor. Yani insan yanındaki partnerin, yanındaki partner bir burun ameliyatı olacak, yüzünde gözünde bir şeyler değişecek ve senin haberin mi olmayacak? Öyle bir şey olamaz. Bu arada Emrah'ın yeni ve eski burnunu da getirebiliriz yan yana. Emrah'ın değişimine. Şimdi aslında Caner'e de soralım. Erkeklerin son zamanlarda estetik konusunda kadınlarla yarışır hale gelmesine ne diyorsun? Önce saç baştan başladı sizdeki, evet, değişiklik. Sende de havaya kalkmış hepsi. Ha? Ben böyle bir zaten 10 mesleğinden hep kalkıp tamam geziyorum. Tamam. Şimdi saçtan gidiyor dolguya ve botoksa ve en son burnunu yaptıran, bir araştırma yapılmış efendim geçenlerde, burnunu yaptıran Türk erkeklerinin sayısı hızla artıyormuş. Zaten o burnuna da yaptırılması lazım mı diyorsun? Lazım. Eski burnunu hiç görmedim ama lazımmış yani. İşte eski, evet, burnu, eski burnu sağda. Sağdaki bu arada burun. Estetiğe zaten ben de karşı değilim. Yani yaptırabilirler. Zaten estetikçi arkadaşlarım var. Onlar da çok diyor. Bir erkek patlaması olmuş ameliyatlarda. Evet, çok yaptırıyor herkes yağ burnunu. Yağ aldırma, saç ektirme, burun ameliyatları. Sende var mı estetik? Bende yok. Ama ileride yap, şimdi kadınlarda şeydir, kuraldır, yaptırırlar. Söyleme, çok iyi uyudum. Ondan sonra çok iyi dinlendim, yüzüm gerildi falan. Sizde de aynı yalanlar başlayacak mı? Başlayacak herhalde. Ben sadece şey oldum, zayıflama ameliyatı olmuştum. Yağ aldırma ameliyatı olmuştum ama dikkat etmedim. Yine o kiloları geri aldım maalesef.